Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. O kadar uzun zaman oldu ki video çekmeyeli. Yani bunu gerçekten son 3 videomda falan söylüyorum. Bayağıdır video çekmiyorum, YouTube'a geri döndüm falan diye. Ama her seferinde araya çok uzun zamanlar girdi. Ülkece zaten çok zor durumlardan geçtik. O sıralarda zaten aklımda öyle şeyler çekmek falan yoktu. Ama neredeyse bir 3 aydır falan video çekmiyorum herhalde. Bir 3-4 ay oldu yani. Ama bu son dönüşüm olur umarım. YouTube'a tekrar dönmeye karar verdim. Ama bunun son dönüşüm olmasını diliyorum. Ve hazırsanız videomuza geçelim. Ama videoya başlamadan önce kanalıma hala daha abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Videomu beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen, o sizin takdiriniz. Şimdi bugünkü videomuzda neler yapacağız? Size ondan bir bahsedeyim kısaca. Son zamanlarda Instagram'da gördüğüm ve TikTok'ta gördüğüm ürünler vardı. Ve ben de bu ürünleri alıp sizler için denemek istedim. Acaba influencerlar ve TikToker'lar bu ürünleri çok mu abartıyorlar? Yani ya da nasıl bir etki yaratıyor yüzümüzde, tenimizde? Bunları beraber deneyimleyelim istedim. Bildiğiniz üzere şuraya da şuraya koyuyorum eski videomu. İki tane daha videom var böyle kanalımda. İnfluencerların öve ve bitiremediği ürünler diye. Onlara da ulaşabilirsiniz şuradaki kartlardan. Şimdiki videomuz da yine ona benzer bir video. İnfluencerların ve TikToker'ların bu sefer öve ve bitiremediği ürünleri deneyeceğiz sizlerle. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk ürünümüz bir ten ürünü arkadaşlar. Biolis'in bu tint intleri. Renkli nemlendiricilerini deneyeceğiz bugün. Bendeki numarası 106 Light Porselen. Çok emin olamadım alırken renginden ama yani renkli nemlendirici sonuçta dedim. Ve hani ne kadar böyle bir açıklık ya da bir koyuluk sağlar diye düşündüm. O yüzden bir 106 Light Porselen'i almak istedim açıkçası. Biolis'lerin genellikle renk skalası çok fazla yok. Bu Light Porselen'i vardı, 106, bir Iveris'i vardı, bir de Sandy vardı sanırım. 3 tane daha renk seçeneği vardı. Sizin için onları şuraya bırakıyorum arkadaşlar, o renk seçeneklerini. Sizin teniniz koyuysa o 3 numarasını alabilirsiniz. Benim gibi ise tabii daha deneyeceğiz, bilmiyorum yani. Ya Light Porselen ya da Ivory olacaktır. Ben Light Porselen'den yana kullandım seçimi. Bakalım şimdi nasıl olacak? Bakın daha hiç açmadım. Şu an sizinle beraber açacağım ama bunu açmak şu an çok zor. Bu arada yüzüme hiçbir şey sürmedim. Hiçbir ten ürünü yok şu an yüzümde. Yani bir tek nemlendiricim var. Onun dışında gördüğünüz gibi göz makyajı yaptım sadece. Bir göz altıma bir kapattım. Kokusu yok ürünün. Bu arada ben önce bir elimde size bir swatchlayıp bir göstereyim isterseniz. Ya da kolumda mı swatchlasam? Ya da neyse şu elimde swatchlayayım. Gerçekten oldukça akışkan bir yapısı var bakın. Şimdi bunu yüzüme koyuyorum. Şu an tamamen kameradan gidiyorum yani. Şimdi önce bir buraya bir elimle yapayım diyorum. Buraya da bir süngerle yapalım. Bakalım bir şeyi nasıl olacak. Emiciliği. Yani tabii ki çok kapatıcılık sağlamasını bekleyemezsiniz bu üründen. Ki zaten çok kapatıcı da değil yani bence. Ama genel olarak ürünü beğendim gibi. Çünkü nemlendirdi yani. Parlaklık verdi. Bakın şurada hafif şöyle bir sileceğim gibi bir şey çıkmıştı. Yani onun rengini kapattı gibi. Bakayım bir şuraya kapatacak mı? Bakın burada da burnum yara olmuştu. Kırmızılık vardı. Yani bakın bir tık nötrledi gibi. Ama tabii ki bir de şimdi zaten benim arkadan bir ring light da vuruyor. Bir ışık da mevcut. Ondan dolayı yani daha da belli oluyor kusurlarım. Ama ben genel olarak bitişini ve parlaklığını sevdim. Çok kapatıcı mı? Hayır değil. Ama bence bir CC kıvamında buldum yani ben bunu. CC gibi. Yani güzel bir parlaklık verdi bence. Şöyle Beauty Blender'ımla uyguluyorum. Tabii ki ister istemez süngerle uygulama yaptığımız için sünger ürünü çekecektir birazcık kendini. Yani biraz daha kapatıcı olmasını istiyorsak bu tarz ürünleri, zaten çok yoğun kıvamlı ürünler de değil,
dağıtamayacağınız ürünler de değil. Benim tavsiyem size elinizle uygulamanızdır arkadaşlar. Çünkü sünger ister istemez ürünü emiyor. Ama ben genel olarak bunu günlük hayatımda kullanır mıyım? Kullanırım. Çünkü şöyle baktığınız zaman böyle bir renk eşitliği sağladı. Ama dediğim gibi kapatıcılık değil. Yani bir renk tonu sağladı sadece tüm suratımda. Belki ikinci katta bir tık daha kapatıcılık sağlayabilir. Hadi gelin beraber bir ikinci katı da deneyelim hızlıca. Yani yine wow bir kapatıcılık sağlamadı. Ama tabii ki ikinci katta daha net bir şekilde örtücülüğü arttı. Ama yine böyle çok kapatıcı mı derseniz bir fondöten kapatıcılığını sağlamıyor dediğim gibi. Bir CC gibi düşünün bunu. Daha aydınlık yani gerçekten bir renkli nemlendirici. Nem veriyor ve yüzünüzdeki kırmızılıkları, renkleri nötrlüyor. Bence bu işe yarıyor. Bir fondöten değil tabii ki. Kapatıcılığı yüksek mi? Değil. Kapatıcılığı bence düşük. Ama parlaklık açısından sevdim. Ben zaten günlük hayatımda çok kapatıcı ürünler kullanmadığım için bunu kullanabilirim. Yani Biolus'un bu renkli nemlendiricisini ben sevdim. Günlük hayatımda da kullanacağımı düşünüyorum. Siz de çok fazla kapatıcılık aramıyorsanız, bir BB, bir CC kıvamında bir şey arıyorsanız alabilirsiniz. Bu arada ürün 30 ml'lik bir ürün. Fiyatı da şu an 40-60 arasında bir fiyatı var. Fiyatı da gayet uygun. Sıradaki ürünümüz ise, yani bunu görmüş olmama imkanınız yok arkadaşlar. Pastelin Lip to Cheek. Hem allık hem de dudak renklendirici ya da dudak ve yanak renklendiricisi. Çok ama çok viral olan bir ürün. Bendeki rengi Lolita. Bir de bunun karmen rengi var. O bir tık daha mor. Bu ise bir tık daha pembe alt tonlu bir ürün. Bayağı sıvı bir kıvamı var arkadaşlar. Renk tonu bu şekilde Lolita'nın. Daha pembe bir tonu var ve oldukça sıvı. Şimdi hazırsanız bu ürünümüzü hem yanaklarımızda hem de dudaklarımızda bir deneyelim bakalım. Bence o sabitlenmeden biz hemen bir onu bir fırça yardımıyla bir dağıtalım. Çünkü sabitlenirse dağılmama imkanı var ve ben çok fazla mı sürdüm acaba? Mesela bu ne? Kaldım ben böyle pembe pembe. Ay haydi gibi oldum ya. Bu ne böyle ya? Bu çok pembe. Bir de süngerle bir deneyeyim bakayım. Belki bir tık alır. Ama süngerle bir tık daha emdi. Bir tık daha iyi oldu yani de. Bence o bile bir tık fazla oldu ya. İki tane koymasaydım keşke. Bir tane falan koysam gayet de yeterli olurmuş. Şimdi dudağıma süreceğim. Dudağıma sürmeye çok korkuyorum. Ay bunu dudağıma süreceğim ben. Şaka mı? Çok pembe oldu bana ya. Bana bu çok pembe geldi bu Lolita. Yani siz alacaksanız bence karmen falan alın. Baksanıza. Bu Lip to Cheek'i pek sevmedim. Yani bunun fiyatı da ne kadardı? 65-70 lira falandı sanırım. Rossmann'dan aldım. Zaten stokta olmayan bir ürün. Yani hiçbir şekilde hiçbir mağazada, gratis'te, eve'de falan hiçbir yerde stoğu yok. Rossmann'da da bir tane buldum ve bunu bulabildim sadece. O yüzden bunu aldım. Yani karmeni bulamadım. Ama bu bana çok pembe geldi. Yani belki yazın kullanırım. Şu an belki de böyle bir makyajımla falan mı olmadı acaba? Çok mu pembe geldi? Bir rujumun üzerine falan sürebilirim belki. Yani onun dışında bunu böyle tek başına sürmem. Çok pembe geldi bana. Şimdi hazırsanız diğer yanağımıza da Beauty Girl'ün bu likit aldığını deneyeceğiz. Bunun numarası ise 103 Charming Red. Bu daha kırmızı alt tonlu, daha vişne çürüğü alt tonlu bir allık pembeden ziyade. Bunu bir açalım. Rengini şöyle göstereyim size. Yani bayağı koyu bir kırmızı vişne çürüğü. Oo, çok tatlı kokuyor. Kokusuna bayıldım. Bence bu yeterli. Diğeri gibi olmasın. Çok fazla sürmeyeyim. Ve hemen dağıtıyorum. Yani bir tık daha arttırabiliriz sanki. Ne diyorsunuz? Çünkü o kadar da yoğun değilmiş rengi gibi. Bence bir tık daha arttırabiliriz. Fazla mı oldu acaba bu? Ben bunu bayağı sevdim. Çok tatlı bir rengi var. Çok doğal bir kırmızılık. Bayağı güzel bütünleşti yüzle. Hoşuma gitti. Bu likit allık gerçekten.
Bu pastelin de likit ağlıkları vardı. Bu pastelin likit ağlıklarına gerçekten çok benziyor. Onunla alakalı da bir videom var. Onun da yüzde nasıl durduğunu merak ederseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. Bu ürünün fiyatı 52 TL gibi bir fiyatı var. Yok, 52 değil. 48 TL gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Bence fiyatına göre gayet güzel bir ürün. 5 milimlik bir ürün ama uzun süre yeteceğini düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi zaten böyle yani küçücük bir nokta koyduğunuz anda bile allık ortaya çıkıyor ki yazının falan bence çok kullanışlı oluyor likit allıklar. Çünkü toz allıklar çok katman katman dururken likit allıklar daha doğal bir görüntü sergiliyor. Ve ben bu Beauty Girl'ün likit allığını gerçekten sevdim. Özellikle az önce kullandığım pastelin Lip to Cheek. Yani hem allık hem de dudak nemlendiricisi, renklendiricisi olan ürününe göre gerçekten bence Beauty Girl'ün bu ürünü daha çok işe yarar ve daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bir de şunu deneyelim istedim. Dudağıma dudak kalemi sürdüm, geldim. Şimdi de bu Lip to Cheek'i bir de böyle deneyelim istedim. Yani ne sürerseniz sürün bu bir tık fazla pembe geldi bana. Yani ben pembe seviyorum da bu kadar da pembe çok oldu bakın. Çok pembe geldi ya. Bilemiyorum, ben bunun pembeliğini çok fazla sevmedim. Belki diğer rengini daha fazla yani daha severdim. Ama bu çok pembe geldi bana. Yani ben çok pembe, bu kadar pembe rujları sevmiyorum sanırım. O yüzden dediğim gibi siz de böyle pembe tonluları şeyleri çok sevmiyorsanız bence bunu sevmezsiniz. Boş yere de satın almayın. Yani gidip buna 70-80 lira vermeye değmez bence. Ya yani hem allık olarak çok pembe hem de dudak renklendirici olarak bence çok pembe, yani çok pembe. Sürekli çok pembe, çok pembe diyorum ama öyle. Sıradaki ürünümüz ise bu Essence'ın What the Fake olan bir dudak lip gloss'u. Ama bu dudak lip gloss'umuz dolgunlaştırıcı bir lip gloss. Şimdi bunu deneyelim beraber, gelin. Şöyle bir ambalajı var. Benim aldığım sinamon oil. Tarçınlı yani. Tarçın yağı var içerisinde. Bunun bir de kırmızı olanı var. Ama kırmızı olanın stoğunu hiçbir yerde bulamadım. Onu almak istiyordum aslında. Ama dediğim gibi kırmızı olanın stoğu hiçbir yerde yoktu. Şimdi hazırsanız bunu deneyelim istiyorum beraber. Ben size yakınlaşacağım. Bir fotoğrafımı da çekerim hatta. Şöyle göstereyim dudaklarımı şu an. Bu dudağımın normal hali. Şimdi bir de bunu sürelim. Ve bir iki dakika bekleyip son halini beraber görelim. Tarçın kokuyor. Dudaklarımda böyle bir hafif böyle bir yanma hissiyatı hissediyorum bu arada ben. Bunu ben size bir sıvucunu bir göstereyim. Yani nasıl durduğunu bir göstereyim. Şöyle şurada göstereyim. Bu renkli bir lip gloss ama yani nude bir rengi var. Şu gördüğünüz. Gayet nude ve şeftali bir rengi var. Ve şu an dudaklarım gerçekten yanıyor. Bayağı hissediyorum yandığını. Yani bu kadar yanmaya herhalde dolgunlaştıracak gerçekten diye düşünüyorum. Ama tabii ki alt tarafı çok pembe olduğu için yani bu çok renkliymiş gibi ya da rengi çok belli olmuyor. Şimdi ben bir dakika falan daha bekleyeceğim. Daha sonra geleceğim sizin karşınıza. Ve iki fotoğrafı da ben böyle bir yan yana koyayım. Bir bakalım biz. Dolgunlaştırmış mı? Dolgunlaştırmamış mı? Bir dakika falan bekledim yaklaşık. Tekrar yaklaşayım ve siz benim bir dudaklarıma bakın bakalım. Sizce dolgunlaşmış mı? Bir de ben fotoğraf koyacağım zaten. Orada da net bir şekilde anlarsınız bence. Yani bence dolgunlaştırdı ama böyle wow bir dolgunluk sağlamadı. O kırmızı olan daha böyle ekstra bir dolgunluk sağlıyormuş. Dediğim gibi onu aradım ama bulamadım. Bunu bulunca bunu aldım. Ama dudaklarım gerçekten hala yanıyor. Niye bu kadar yandı hiçbir fikrim yok ama bayağı yaktı yani. Ama genelde dudak dolgunlaştırıcılar yakıyor zaten. Hani böyle acı biber yediğinizde dudağınız böyle bir yanar ya, acı böyle sivri biberlerden yediğinizde. Tam olarak öyle bir hissiyat var şu an dudaklarımda. Bunun etkisi geçer mi bilmiyorum tabii ama şu an bunu hissediyorum. Yani bu da wow bir ürün değil bence. Ama dediğim gibi bir fotoğrafa bakıp daha net anlayabilirim. Ama dediğim gibi o kırmızı olanı bulursanız onu alın. Çünkü o daha dolgunlaştırıcı bir etkiye sahipmiş. Daha ekstra bir özü varmış içerisinde. O yüzden bence onu bulursanız onu satın alın bunlar yerine. Şimdi bir diğer ürünümüze geçelim arkadaşlar. Çünkü çok uzattıkça uzatıyorum ben lafı. Lovely'nin bu highlighter'ı. Bu da likit bir highlighter. Bu arada bu ürünümüz After Classes
serisinden bir liquid highlighter. Bunu da çok fazla gördüm TikTok'ta ve Reels'ta. O yüzden bunu da denemek istedim. Hazır yaz geliyorken liquid ürünlere daha fazla yer vermek istedim açıkçası bu videoda. Şimdi bunu da diğer elimde bir swatchlamak istiyorum size. Wow diyorum. Bakar mısınız böyle parlaklığına? Çok iyi yansımaları yok mu? Gerçekten bayıldım. Bakın böyle bıraktım. Ve dediğim gibi ben liquid ürünleri genellikle elimle dağıtmayı daha çok seviyorum. Çünkü emilmemiş oluyor ve üründen tam performans alabiliyorum bu şekilde. Çok tatlı bir pembelik oldu. Şu an net bir şekilde görebiliyor musunuz emin değilim ama ben bayağı sevdim yansımasını. Bayağı iyi oldu. Bir de şimdi diğer tarafa da bir sürelim. Bakar mısınız elimdeki yansımasına da dağıtınca? Çok iyi bir yansıması var ya. Birazcık daha böyle pembe alt tonlu. Bunun bir numarası var. O biraz daha bronz alt tonluydu sanırım. Ama ben dediğim gibi yani ben highlighter'da daha böyle pembe alt tonu sevdiğim için ben bunu tercih ettim. Bir numarasına da bakabilirsiniz. Bendeki bu 2 numarası. Liquid highlighter. Bendeki 2 numarası arkadaşlar. Daha pembe alt tonlu. Daha açık. Bir numarası biraz daha koyu. Şöyle göstereyim size. Like it. Ben bunu bayağı sevdim. Bayağı yazın kullanacağım. Lip gloss'la alakalı da son güncellemeyi yapayım. Yani bence gayet güzel oldu. Daha da büyüdüğünü hissediyorum dudaklarımın. Bu highlighter'ımızın fiyatı da bu arada ne kadardı? Tam hatırlayamıyorum. Ben size bunun aşağıya linklerini koyacağım. Yani bu ürünleri çünkü hani hepsini birden alınca fiyatları aklımda kalmıyor maalesef. Ben size aşağıya fiyatlarının bilgisini ve linklerini bırakacağım arkadaşlar. Benim anlatacağım ürünler bu kadardı. Şöyle bir yan tarafa da bir baktım. Sanırım başka anlatacağım ürün yok. Genel olarak böyle TikTok'ta, Instagram'da gördüğüm çok fazla övülen ürünleri bu videoda sizlerle beraber denemek istedim. Siz de bu ürünlerle alakalı yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Ya da denememi istediğiniz daha farklı ürünler varsa aşağıya linklerini bırakabilirsiniz. Biz yine denememize devam ederiz. Böyle uygun fiyatlı ürünler ya da influencerların övdüğü ürünleri YouTube kanalımda daha önceden de videolarını çekmiştim. Dilerseniz onlara da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yani videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala daha abone değilseniz, beni desteklerseniz ve kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Arayı çok fazla açmamaya dikkat edeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.